15. bölümü geçmeden önce 6. ayete yeniden geri döneceğimizi söylemiştim. 6. ayete bakmak için yeni antlaşmaya da bakmamız gerekiyor. Yaratılış 15. bölümü bir elinizle tutun. Yaratılış 15:6'yı bir elinizle tutun. Sonrasında Romalılar 3. bölüm ve 4. bölümün başlangıcına bakmanızı istiyorum. Pavlus burada bize bir şey anlatmak istiyor. Pavlus burada Tanrı'nın doğruluğunun tam olarak ne olduğunu, bizlerin Tanrı doğru olduğu halde, günahkar bir halde Tanrı'nın doğruluğunu nasıl alabileceğini, Tanrı'nın doğruluğuna nasıl ortak olabileceğimizi anlatıyor. Bunun dışında tabii ki başka şeyler de anlatmaya çalışıyor. Anlatmak istediği şeylerden bir diğeri ise diğer halkların da Tanrı'nın doğruluğunu alabileceği. Tanrı'nın kurtarışı, Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın merhameti bu tür şeyler sadece Yahudilere ait değil. Aynı zamanda yabancı halklara da ait olan şeylerdir diyor. Bunları da kanıtlamaya çalışırken, Pavlus ortaya başka bir şey çıkartıyor. Bu aslında yeni bir şey değil. Kendisinin bir anda ortaya attığı bir şey değil. Pavlus'un kendi düşüncesinden çıkan bir şey de değil. Bu gerçeklik, Tanrı'nın sözünde çok ama çok uzun zaman önce zaten vardı. Ki bu da Tanrı'nın bir planıydı. Bu argümanda Pavlus'un parmak basmadığı noktalara ben değinmek istiyorum. Yani onun argümanını bir tık daha genişletmek istiyorum. İlk Yahudi, yani İsraillerin atası İbrahim'di. Bütün Yahudilerin baba gördüğü, Yahudilerin atası olan kişi İbrahim'di. Bu ailedeki ilk imanlı İbrahim'di. Yahudi olmak için ne yapmak gerekiyor? Sünnet olmak gerekiyor. Sünnet olmaya Tanrı'nın halkına dahil olamıyor. Yaratılış 17. bölümde göreceğiz ki sünnet olmayan kişi Tanrı'nın topluluğundan atılması gerekiyor. Pavlus Romalılar 3. bölümde doğruluk olsun, iman olsun bu tür şeyleri değerlendiriyor. Tanrı'nın bizi nasıl doğru kıldığını anlatıyor. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. 24. ayette ise aklanma konusu ortaya çıkıyor. Aklanma dediğimiz şey basitçe kurtuluştur. Aklanma dediğimiz şey doğru olmayan yani günahkar kişinin Tanrı tarafından doğru ilan edilmesi durumudur. Paulus'un dediğine göre aklanma dediğimiz şey bize bir armağan olarak verilmiştir. İman, kurtuluş, aklanma bunların hepsi bizim kazandığımız değil bizlere armağan olarak verilmiş şeylerdir. Ki bu da İsa Mesih aracılığıyla olmuştur. İsa Mesih bizim günahımızı çarmıhta yüklenirken bizler İsa Mesih'in doğruluğunu almış sayılıyoruz. İsa Mesih çarmıhta çok ama çok kötü bir şekilde 6 saat geçirmişken bizler onun kurbanı, onun fedakarlığı sayesinde sonsuza kadar Tanrı ile olacağız. Pavlus 25. ayette şöyle yazıyor ki Tanrı Mesih'i şu şekilde sundu. Yani Tanrı aslında tatmin oldu. Tanrı İsa Mesih'in kanına baktı ve iman aracılığıyla bizleri kurtarmaya, aklamaya razı oldu. Tanrı doğruluğunu, onun doğruluğu yapıyor. Tanrı Mesih'in doğruluğu ve fedakarlığından dolayı işlenmiş olan günahları cezasız bırakıyor. Pavlus'un Romalılar 3. bölümde öğrettiği şey tam olarak bu. 4. bölümün başında ise bunu kanıtlıyor. Eski antlaşmadaki yüce bir adamın bu şekilde kurtulduğunu söylüyor. Eski antlaşmada da Yahudilerin
kendi doğruluklarını iyi işlerinden kazanmadığını söylüyor. Eski antlaşmadaki Yahudiler olsun, yeni antlaşmadaki Yahudiler olsun, yeni antlaşmadaki diğer imanlılar olsun, hepsi iman yoluyla lütufla kurtuldu. Mesih'in doğruluğu onların doğruluğu oldu. Pavlus burada diyor ki, hayır öyle kurtulamazsınız. İşlerinizle kurtulamazsınız. Bu eski antlaşmada da öyleydi diyor. Pavlus bunu şu şekilde kanıtlıyor. 4. bölüm 1. ayette bir soru soruyor. İbrahim'in durumu için ne diyelim? Nasıl kurtuldu ve Tanrı onu nasıl akladı diye soruyor aslında. İbrahim bizim atamız, soyumuzun atası derken, İbrahim derken aslında ataları olan İbrahim'den, fiziksel olan ataları olan İbrahim'den bahsediyor. Yani bizler de İbrahim'in çocuklarıyız diyor aslında. Peki, Paulus İbrahim hakkında neyi keşfetti? Tanrı'nın doğruluğu hakkında neyi keşfetti? Paulus 2. ayette şöyle diyor. Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Yani bu Tanrı'nın kullandığı yöntem değil diyor. Ve sonrasında diyor ki kutsal yazı ne diyor? Romalılar 4. bölüm 3. ayette Paulus yaratılış 15. bölüm 6. ayetten bir alıntı yapıyor. Romalılar 4. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Kutsal yazı ne diyor? Yani yaratılış 15:6 ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Yani başka bir deyişle İbrahim iman ettiğinde kurtulmuş oldu. Biz bunu çok erken bir zamanda öğrenmiş oluyoruz. Yani yaratılış 15. bölüm 6. ayetti. Pavlus 9. ayette bir soru soruyor. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi yoksa aynı zamanda sünnetsizler için mi diye soruyor. Sadece sünnetliler için mi? Yani Yahudi yasasını tutanlar için mi? İşte Pavlus'un 4. bölüm 9. ayette sorduğu soru bu. Bu mutluluk yalnız sünnetler için mi yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Pavlus yaratılış 15. bölüm 6. ayetten yeniden alıntı yaparak İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı diyor. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim bu olaydan çok sonra sünnet olmuştu. Pavlus'un söylediği şey şu. İbrahim yaratılış 15. bölümde kurtulmuşken 17. bölümde sünnet oluyor. Yani aklanmak için veya kurtuluşa sahip olmak için Yahudi olmaya gerek yok diyor Pavlus burada. Kurtuluş için gerekli olan tek şey imandır diyor. Pavlus 7. ayette Davut'un mezmurundan bir alıntı yaparak aynı şeyi yapıyor aslında. Davut da kendisi doğru olduğu için kurtuluşu almadı. Kurtuluşu aldığında Davut da doğru bir insan değildi. Pavlus'un Romalılar 3. bölüm ve 4. bölüm aracılığıyla söylemek istediği şey şu aslında. Bakın, atamız olan ve en yüce kralımız olan İbrahim ve Davut bile kendi doğruluklarından dolayı kurtulmadılar. Eğer ki onlar bunu yapamadılarsa biz nasıl yapalım diye soruyor aslında. Eğer ki İbrahim bile imanı aracılığıyla kurtuluyorsa, Davut da kendi günahları için yakarıp lütfen Ya Rab benim günahlarımı görme diyorsa, o zaman biz ne yapabiliriz? Bu nedenle bizler de yalnızca o yöntemlerle kurtulabiliriz. Burada Pavlus'un vurgulamadığı başka bir şey daha var. Yeni antlaşmayı bilen Yahudiler bunu şöyle düşünmüş olabilir. Bundan size bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu hatırlayın. Pavlus burada 3 şey yapıyor. Kurtuluş yalnız imanla gerçekleşir. Ve bu benim şu anda ürettiğim bir şey değil. Eski antlaşmada da öyle diyor ikinci olarak. Üçüncü olarak ise kurtuluş yalnızca Yahudiler için değil, diğer halklar için de mümkün diyor. Pavlus bunu kanıtlamak için Yaratılış 15. bölümden alıntı yapıyor.
İbrahim örneğinden. Mezmurlar 32'de ise Davut örneğinden bir alıntı yapıyor. İbrahim ailenin en iyisi diye görülüyor. Davut da en iyi olarak görünüyor. En iyi kral, en iyi asker. Davut hem kral hem komutan. En iyi kral, en iyi komutan. İbrahim onlar için en iyi ata, Davut ise en iyi savaşçı. Ancak bu iki kişinin hayatında ne oluyor? En yüce ata olarak gördükleri kişi ne yapıyor? İbrahim kendi karısını alıyor ve başka bir halktan olan kişiye veriyor. En yüce savaşçı olarak gördükleri Davut ne yapıyor? Askerlerinden birinin karısını alıyor ve ona kendi karısıymış gibi davranıyor. Sonrasında kocasını öldürüyor. Bunun diğer halklarla olan bağlantısına ve günahla olan bağlantısına dikkat etmek gerekiyor. İbrahim kendi karısını alıyor. Diğer bir halkın kralı olan Firavun'a veriyor. Diğer halktan olan bu kral doğru bir insandı. Bu nedenle saraya dokunmuyor ve geri veriyor. Yani başka halktan olan birisi Yahudilerin en yüce atası olan İbrahim'den daha doğruydu. Çağdaş Hristiyan topluluğuna çeşitli Hristiyan eğitim ve müjde kaynakları ile hizmet etmeye çalışıyoruz. TV Seminer'in veri tabanını görmek için tvseminer.com'u ziyaret edin. Davut ise başka bir halktan olan karısını alıyor ve kendi yatağına sokuyor. Yahudi olmayan birinin karısı Yahudi ve bu Yahudi adam o kadına dokunuyor. Ve ondan sonra Uriya'yı öldürüyor. İbrahim'in durumuna baktığımızda başka bir halkın kralı olan kişi İbrahim'in karısına dokunmadı. Ancak Yahudi kral bunu yaptı. Bu iki günahın aslında birbirine ne kadar bağlı olduğunu görüyor musunuz? Aynı zamanda biz şunu görüyoruz ki bu durumda başka uluslardaki o kişiler Yahudilerin en yüce gördüğü, kutsal kitaptaki en yüce iki kişiden daha doğrular. Pavlus'un burada neyi kanıtlamak istediğini görüyor musunuz? Şunu kanıtlamak istiyor ki diğer halklardan olan kişiler kendi işleriyle eğer ki aklanmaları gerekiyorsa sizlerden daha iyiler. İmanla aklanmaları gerekiyorsa sizden çok daha iyiler diyor. Bu nedenle bizler Tanrı'ya kendi doğruluğumuz aracılığıyla gidemeyiz. İbrahim Sara'ya bunu yapmışken Tanrı nasıl sonrasında onu doğru saydı ki? Nasıl onu bereketli ki? Davut, Uriye ve Batşeva'ya yaptıklarından sonra Tanrı tarafından nasıl kutsandı ki? Tanrı'yı hoşnut edebilmemizin ve Tanrı tarafından kabul edilebilmemizin tek bir yolu var. O da iman aracılığıyla doğruluğa sahip olmak. Kendi doğruluğumuz değil, Tanrı'nın doğruluğuna sahip olmak. Mesih'teki doğruluğa sahip olmak. Yaratılış 14. bölüme bakıp da Mesih'in Melkizedek düzeni uyarınca kâhin olduğunu gördük. Şimdi ise Yaratılış 15'e bakıp da bizim yeni antlaşmadaki kurtuluşumuzla nasıl bir alakası olduğunu görebiliyoruz.